Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yanmış tencere nasıl temizlenir, sararmış, kararmış kızartma tenceresi kolay bir yöntemle nasıl parlatılır, bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Fazla zamanınızı almamak için kulpunu şöyle önceden çıkardım. Tencerenin de önceki halini göstereyim. Şöyle içi bu şekilde arkadaşlar. Dışı da şöyle gördüğünüz gibi sararmış, kararmış, yağdansı yanmış bir şekilde. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle terin de önceki halini göstereyim. Ter de gördüğünüz gibi kararmış bir şekilde. Bunu da beyazlatacağız. Şöyle büyük bir tencerenin içerisine temizleyeceğimiz tencereyi şöyle içerisine yerleştiriyoruz. Daha sonra şuralara kadar su dolduracağız. Biraz da içine dolduruyoruz ağırlık yapması için. Bu kadar yeterlidir. Şimdi bunu ocağa alacağım. Ocağı yakıyoruz. Daha sonra tencereyi ocağın üzerine alıyoruz. Şimdi suyun biraz ısınmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar buna benzer temizlikler yaparken yemek falan olsun, tavanın, tencerenin kulpu kesinlikle dışarıda olmasın. İçeride olsun arkadaşlar. Çünkü kolumuz falan değebilir. Allah korusun. Eğilirsiniz kalkarken kafanız falan değer. O yüzden buna benzer temizlikler yaparken veya yemek yaparken tavanın veya tencerenin kulpu içeride olsun. Ve ben video çektiğim için bu gözle yapıyorum. Siz güvenlik tedbir amaçlı bu gözle yapın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam, kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Sesimden dolayı da kusura bakmayın, hastayım arkadaşlar, grip olmuşum. Suyun çabuk ısınması için altını biraz daha açacağım. Altını biraz daha açtım. Yanmış tencereyi temizleyeceğimiz ürün şöyle gördüğünüz gibi beyaz toz şeker gibi. Sosyal medyada gezinirken Facebook'ta görmüştüm ben bunu. Yanmış tencereleri, sararmış plastik eşyaları çok güzel temizliyor. Ben de araştırdım, buldum, internetten sipariş ettim. Eğer siz de almak isterseniz yorumlara yazın. Oradan size yardımcı olurum arkadaşlar. Ürünün ismi ve nereden alacağınızı detaylı bir şekilde yazarım. Su iyice ısındı. Şimdi altını kısacağım biraz. Altını biraz kıstım. Şimdi temizlik ürününden şöyle bir miktar alıyorum. Şöyle etrafına gezdiriyoruz. Biraz daha alacağım. Şöyle. Bu kadar yeterlidir. Şimdi kısık ateşte iyice kaynatıyoruz. Suda gördüğünüz gibi iyice sarardı, kararmaya başladı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Temizlenme var mı? Bir de tencereye sakın dokunmayın. Geç sıcak dokunamazsınız da. Yani unutursunuz falan. Şöyle penseyle, kerpetenle, buna benzer aletlerle şöyle tencereyi çevirin sağa sola arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl temizlenmiş. Ben de bu ürünü dediğim gibi Facebook'ta görmüştüm. Böyle plastik sararmış eşyalar falan temizliyorlar. Yanmış
tencereleri falan. Araştırdım, buldum. Aldım ben de. Gerçekten çok güzel temizliyor. Buna benzer temizlikler yaparken de kesinlikle acele etmeyin. Ve tedbir açısından diğer gözle yapın arkadaşlar. Diğer gözle temizleyin. Bu gözle temizlemeyin. Ben video çektiğim için bu gözleyi temizliyorum. Şöyle bir daha bakalım ne kadar temizlenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oluyor. Tavanın kulpunu çıkarmasanız da olur ama şuralara kadar yağdan su olduğu için, sararmış kararmış yağdan su olduğu için ben kulpunu çıkardım. Eğer şöyle atlar da varsa sizinkinde mesela kulpunu da çıkarmanıza gerek yok tavanın. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel temizlendi. Eğer kalan yerlerde olursa elinde temizleyeceğim. Terinen falan. Şöyle birlikte bir daha bakalım ne kadar temizlenmiş. Şöyle neredeyse bir şey kalmamış. Şu tarafa tamamen temizlenmiş. Altlarda kalmış. Oralarda iyice yumuşadı. İyice çözüldü. Elimizle de temizlesek hemen çıkar oralar. Çünkü iyice yumuşadı. Şimdi kalan kısımları da elimle temizleyeceğim. Oralarda iyice yumuşadı. Ocağı kapatıyorum. Tencereyi şöyle kenara alacağım diğer göze. Daha sonra kızartma tenceresinin içinden alıyorum. Şöyle. Şu teri de arkadaşlar, kararmış teri de şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da içerisine bırakıyoruz. Bu da bu şekilde temizleniyor. Öyle kaynatmamıza gerek yok. Bu tavanın etrafı çok kararmış, yanmış olduğu için ben biraz suda kaynattım. Eğer çok yanmamış, kararmamışsa kaynatmanıza da gerek yok. Sıcak suyun içerisinde bu ürünü böyle etrafına gezdirin. Bir müddet bekletin. Kendi kendine çözülür, yumuşar. Daha sonra elinizle temizlersiniz. Şimdi bu kalan yerlerde elinde temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi önce böyle tencereyi biraz ıslatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi çok az bir şey kalmış. Buralarda iyice yumuşadı, çözüldü. Şöyle teline biraz deterjan alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen çıkıyor zaten. Eğer buna da uğraşmak istemiyorsanız tencerede biraz daha bekletebilirsiniz. Yani böyle tellede uğraşmak istemiyorsanız tencerede biraz daha bekletirseniz bu kalan kısımlar da iyice çözülür, temizlenir. Şöyle gördüğünüz gibi
İyice yumuşadığı için kendi kendine çözülüyor zaten. Böyle fazla güç uygulamamıza da gerek yok. Şimdi bir durulayım. Şöyle çok az bir şey kaldı. Küçük küçük. Şimdi bir daha durulayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz, pırıl pırıl oldu. Şöyle içinde kaldı biraz. İçi de hemen temizlendi. İyice yumuşadığı için tencerenin içerisinde. Çok az bir şey kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, pırıl pırıl oldu, tertemiz oldu. Şöyle içi de dışı da. Teline bakalım, tel ne kadar temizlenmiş. Tel de temizlenmiş, bembeyaz olmuş hatta. Alalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada, şuralarda çok az bir şey kalmış. Şimdi bunu da bir deterjanla yıkayalım. Şöyle bol köpüklü olacak şekilde. Gördüğünüz gibi bu da böyle tertemiz bembeyaz oldu. Şöyle. Evet değerli takipçilerim, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.